Mart ayından itibaren ilk vakanın görülmesinden sonra ortam dezenfektanının üretimiyle işe başladık. Sonra buna el dezenfektanı, giysi dezenfektanı ve ayakkabı dezenfektanı olmak üzere devam ettik. Tabii burada 27 tane ürün gamımız var. Bunları ihtiyaçlara göre her kuruma, her ile gönderdik. Düşünün, Şırnak'a bile malzeme gönderdik. Ve bu şekilde de çalışmalarımızı devam ettirdik. Kaç kişilik bir ekip siz varsınız? Öğrenciler var, öğretmenler var. Evet. Neler söylersiniz? Kaç kişilik Tabii bir zaman ekip? zaman bu öğrenci sayısı arttı, azaldı. Ortalama olarak en kalabalık olduğumuz zaman da iki kimya öğretmeni, müdür yardımcısı, okul müdürü ve toplam 50 öğrenciyle ulaştığımız zamanlar oldu. Bu dönemde de birçok malzemeyi üretip ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Peki bir üretim ne kadar bir gelir elde edildi? Öğrenciler bundan sebeplendirildi mi? Onlara bir katkı sağlandı mı? Tabii ortalama olarak 5 milyon 750 bin TL gibi bir gelir olduğunu tahmin ediyorum ama öğrendiğimize göre 5 milyon 716 bin liralık bir gelir elde ettik. Ve burada öğrencilerimize 180 bin TL gibi bir ücret ödedik çalıştıkları işin karşılığı. Ve bu şekilde de bu döner sermayemizin ürettiği ürünlerden elde ettiğimiz gelirlerin dağılımı bu şekilde. Peki, sağlık pandemiden dolayı sağlık çalışanları gerçekten özverili bir çalışma yapıyor ve buna da en büyük katkıyı şu an için sağlık çalışanları adına siz yapıyorsunuz, öğrencileriniz yapıyor. Neler söylersiniz? Gün saat kaçta başlıyorsunuz çalışmalara? Neler yaşanıyor burada? Biraz işin şu an mutfağındayız Evet. biz. Yoğun dönemde tabii erken işe başlayıp geç gitti öğrencilerimiz. Burada öğrencilerimizi evlerine kadar bıraktığımız zamanlar oldu. İşte en erken dediğimiz 9'da başladık. Saat gece 1-2'ye kadar bu mesaimiz devam etti. Burada da öğrencilerimiz yoğun bir şekilde yetiştirmeye çalıştı. Siparişlerimizi yetiştirmeye çalıştılar. Yetiştirdikten sonra da yüklemelerimizi yapıp yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettik. Bu yaklaşık olarak okulların açık olduğu sınav dönemlerinde siparişlerimiz fazlalaştı. Üçlerde filan öğrencilerimizi eve bıraktık. Peki bunu yaparken Şırnak'tan sipariş aldınız, Antalya'dan sipariş aldınız. Tahmini kaç ilden yaptınız sipariş aldığınız efendim? Evet. Tahmin olarak 40 ilden sipariş aldık. En uç nokta olarak Artvin'i söyleyebiliriz. Tabii Şırnak da var. En uç nokta Artvin olduğu için Artvin bayağı bir uzak şey olarak, mesafe olarak. Bunun dışında İç Anadolu'daki birçok ilimize yaptık. Tabii ilk başta 26 okul vardı. Okul sayısı azdı. Sonradan bakanlığımızın izin vermesiyle okul sayısı artınca verdiğimiz illerin sayısı düştü. Peki okulunuzda sadece kimya alanında üretim yok, birçok alanda üretim var. Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii okulumuzda şu anda kimya alanındaki bu pandemiden dolayı ürünler ön plana çıktı. İlerleyen zamanda Orhan Kalkınma Ajansı'ndan yaptığımız bir projemiz var. Smart Mobilya projesi. Onu da imalata başlayacağız. Sanat tasarım alanında zaten üretimimiz devam ediyordu. Sanat tasarım alanı, iç mekan dekorasyonunda mobilya üretimi, seramik kupa üretimi, markalama faaliyetlerimiz vardı. Kuyumculuk alanında doğal taş işleme atölyemiz artı kuyumculukta takı işleme işlerimiz, üretimimiz devam ediyor. Bu şekilde de yeni projeyle bu hızlanacak ve ivme kazanacak diye düşünüyorum.